Tarikatın Esasları Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri 4. Bölüm Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Müridin Edeplerinden Bazıları Zaruret Olmadıkça Şeyhinin Huzurunda Konuşmamalı Kendisiyle ilgili olayları anlatıp açıklamamalı. Namaz vakti dışında seccadesini şeyhinin önünde açması uygun değildir. Namaz kılındıktan sonra da derhal seccadesini dürüp katlamalı. Daima şeyhinin hizmetinde hazır bulunmalı. Bir kimse serilen postuna oturup yerleşmişse onun başkasına hizmet etmek külfeti olmaz. Bu şeyhlerin bir durumudur müritlerin durumu değildir. Mürit, kendisinden rütbe olarak yüksek olan birinin emri olmadıkça seccadesini onun seccadesinin üzerine veya yanına sermekten kaçınmalı. Çünkü bu gibi şeyler büyük saatlere göre kötü edepten sayılır. Şeyhin huzurunda bir mesele geçtiği zaman mürit susmalıdır. Müridin kendine göre fazileti bir şey görse de Cevap verebilecek durumda olsa da susmalıdır. Aksine şeyhinin dilinden Allah'ın söylettiği sözleri ganimet bilip kabul etmeli ve onları uygulamalıdır. Bu arada şeyhinin verdiği cevapta ve sözünde bir kusur ve noksan görürse onu reddetmemelidir. Aksine bu konuda Allah'ın kendisine verdiği fazilet, ilim ve nur için şükretmeli ve bütün bu halleri içinde saklamalıdır. Şeyhin konuşmalarını çok görmemeli. Şeyh bu konuda hata etti dememeli, şeyhin sözüne zıt bir şey söylememelidir. Söylenmesi gereken bir durum olursa böyle bir şey söyleyebilir. Ancak bu durumda da susmalı, tevbe etmelidir. Kitapta daha önce anlattığımız gibi, şeyhine karşı düşmanlık ve benzeri şeylerden kaçınmaya azim etmelidir ki bunlar, Allah'a karşı tevbe edilmesi gereken şeylerdir. Bir mürid için tamamıyla hayırlı olan şeyhin karşısında ve bu yolda susmasıdır. Mürid şeyhinden sema halinde işaret alırsa hareket etmelidir yoksa hareket etmemelidir. Yine mürid kendisinde bir hali görmeye çalışmamalıdır. Ancak hali ağır basarda kendisindeki ayırt etme ve seçme kabiliyeti olmazsa o zaman gösterebilir. Kendisindeki bu feveran hali sakinleşince derhal edebini ve takvasını takınmalı, Allah'ın kendine verdiği sırrı da gizlemelidir. Bunu anlatmıştık. Sema ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Bize göre sema, şiir söylemek, neyi çalmak ve dönmek gibi şeyler yapmak değildir. Bunun mekruh oluşunu daha önce anlatmıştık. Burada anlatmamızın sebebi de Zamanımızdaki halkın çoğunun bunu yapmakta olmasıdır. Tekkelerinde ve toplantılarında bunu yapmaktadırlar. Ama sadakat ile bunu yapan kişi ayıplanmaz. Sema zamanı duyduğu mana onun sadakat ateşini alevlendirir, parlatır. Onun bu ateşi parlayınca da o hal içinde kaybolur gider. Artık onun azaları, duyguları cemaat önünde ve içinde harekete geçer. Bu kişi tabii arzulardan ve nefsani heveslerden uzak bir kişidir. Hemen herkes uzaktaki senelerce görmediği ya da ölen sevgilisini görmek için can atar. Onu görme arzusu şiddetlenir, andıkça içi yanar. İşte sadık müridin durumu da böyledir. Ateşi hiç sönmez. İçinde kıvılcımlar daima parlamaya hazırdır. Sevdiyse ondan ayrı değildir. Dostluk kurduğu zatsa korkulacak biri değildir ve kendisi daima ona yaklaşmaktadır. Lezzet ve nimetler içinde yüzmektedir. Muradı olan zatın kelamından ve Rabbinin sözünden başka hiçbir şey onun halini değiştirmez ve heyecanlandıramaz. Durum böyle olunca sandık müridin çiğirle, namelerle, sazlı sözlü seslerle, şeytanın ortakları indacıların çağrılarına, nefsin ve arzuların bineklerine, anıran ve haykıran kimselere uymaya ihtiyacı yoktur. Müridin sema halindeki hiçbir kimseye sataşmamasın gerekiyor. Dünya ve güzelliklerinden vazgeçip, cennetlere ve hurilere teşvik edici şiir ve kaside söyleyenlere de ters düşmemeli. O şiirler hakkı ahirette görmeye, Dünyaya karşı geniş gönüllü olmaya, dünya lezzetlerinden, şefketlerinden, oğullarından ve kadınlarından uzaklaştıran şeylerdir. Dünyanın afetlerine, belalarına, sıkıntılarına sabırla ve kahramanca karşı koymaya alıştıran şeylerdir. Dünya insanlara sırt çevirip ahiret adamlarına döndüren şeylerdir. Bunlardan başka özellikleri de vardır. Ama bütün bunlar Oradaki cemaat şeyhinin idaresi altındadır. Ancak sandık ve hakkı batıldan ayıran dinleyici başkadır. Yani şeyhin emri olmadan da hareket edebilir. Dış yönüyle edebini korumalı, içindense emir almayı kabul etmeyebilir. Şüphesiz ki fani bir şeyle mana yönündeki bir şeyi değiştirmek isteyenin isteğini Allah yerine getirir. Veya Allah Mecliste kaside okuyan ve şiir okuyan kişiye bazı cümleleri ilham yoluyla tekrar ettirir. Onu dinleyen sandık kişinin bu manadaki ihtiyacını karşılamak ve dilediğini yerine getirmek için Allah bu şekilde söyletir. Şeyhe karşı edepler Şeyhine karşı edepli olmak isteyen kişinin bu dünyada ondan daha iyisinin olmadığına inanması lazımdır. Bu inancı şeyhinden azami ölçüde faydalanması içindir. Böyle bir inanca sahip olan kişiyi Allah iç aleminde korur. Şeyhinin hizmetinde Allah'ı istemesini devam ettirir. Tabii ki bu da Allah'la şeyhi arasındaki irade bağında sadık olmasına bağlıdır. Dilini öyle korumalıdır ki şeyhin şanına yakışan başka bir şeyi ona söylememelidir. Ciddi bir şekilde ona karşı çıkmaktan sakınmalıdır. Çünkü şeyhine muhalefet öldürücü bir zehirdir ve o zehir hemen her şeye zarar verir. Şeyhe ister açıktan olsun isterse tevil yoluyla olsun muhalefetten kaçınmalıdır. Şeyhinden hallere ve sırlara ait bir şeyi saklamamaya çalışmalıdır. Şeyhinin bu yolda kendisine emrettiği bir şeyi başka birine açmamalıdır. Mürid ruhsatı isteme yolunu seçmemeli. Allah için terk ettiği şeye de dönmemelidir. Çünkü bu tarikat ehline göre büyük günahlardan sayılır ve müritliği bozar. Resulullah'tan gelen bir hadisi şerife göre şöyle buyurulmuştur. Bağışladığı şeyden dönen kimse önce kusup sonra onu yiyen köpek gibidir. Müridin, Mutlaka kendisinde olan edep dışı bir şey hakkındaki şeyhinin düzeltme yönündeki emrine uymasın gerekiyor. Şeyhinin emrettiği şeyde bir kusurlu taraf varsa bunu şeyhine açıklamalı ve o konudan görüşünü almalıdır. Ayrıca şeyhinden kendisi için başarı, kolaylık ve felahı yönünde dua etmesini de istemelidir. Müridi terbiyede şeyhin görevi Şey, Müridi kendisi için değil, Allah için kabul etmeli ve onunla nasihat yoluyla arkadaşlık etmeli, onu şefkat gözüyle yönetmelidir. Mürit, kendisine yüklenen riyazet görevini yüklenmekte aciz kalırsa, ona ananın yavrusunu terbiye ettiği gibi şefkatle yumuşak davranmalıdır. Şefkatli, hikmet ehli ve gönül ehli bir babanın çocuğunu terbiye ettiği gibi terbiye etmelidir. Onu en kolay yola koymalı, gücünün yetmeyeceği şeyi de ona yüklememelidir. Daha sonra daha ağır görevleri verir. Şeyh müride ilk olarak bütün şeylerde arzularına uymayı terk etmeyi emretmesi lazımdır. Şeriatın ruhsat verdiği kolay yönünden başlamasın söylenmelidir. Ki böylece tabiat bağından ve hükmünden kurtularak şeriatın emrine uymasın gerçekleşmiş olsun. Sonra şey, müridi yavaş yavaş kolay olanlardan zorlara doğru geçirir. Mürid de ruhsatları bırakır ve azimetlerde sabit kalmaya çalışır. Eğer şey, başlangıçta müritte azimet konusunda gayret görürse, Allah'ın nurunu ve kişif halini sevdiğinden emin ve alim kullarının adeti olan tecellisini o müritte anlar ve bilirse, işte o zaman ona hiçbir konuda müsamaha etmez. Daha başlangıçta en zor işi yaptırır. Çünkü bilir ki kuvvetli bir iradeye sahip olduğu için verilen işte noksanlık yapmaz. Şunu da bilir ki o bunun için yaratılmıştır ve ona layık olan da budur. Anlatılan bu durum müritte varken ona kolay yolu göstererek ihanet edilmemeli. Şeyh müritten hiçbir halde herhangi bir şey istememeli. Onun malından faydalanmak cihetine gitmemesin gerektiği gibi kendisine hizmet ettirmemeli, onu terbiye ettiği için Allah'tan da herhangi bir karşılık beklememelidir. Aksine onun terbiyesini Allah'ın emrine uymak için yapmalı ve müridi Allah'tan gelen bir hediye, bir ihsan olarak bilmeli. Çünkü mürid, şeyhin istediği ve seçmesin dışında gelmiştir. Kader gereği Allah'ın kendisine irşadı ve hidayeti vermesiyle gelmiştir. İşte bunun için mürit Allah'ın gelen bir hediyesidir. Şeyhe düşen de gelen bu hediyeyi kabul etmek, onu güzel bir şekilde terbiye ve tedib ederek iyilik yapmaktır. Şey müridin malından, Allah'ın emrinin dışında bir şey isteyemez. Mal hayırlıysa, Allah o malda müride bir fayda ve kurtuluş takdir etmişse, şeyhin de o malda kısmeti varsa o zaman alabilir. Durum böyle olunca o maldan yüz çevirmek ve reddetmek için başka bir çare kalmaz. Şey gerçekten müritten kendisi için bir şey beklemekten sakınmalıdır. Onun gelişinde Allah'ın fiilini ve kaderini görmelidir. Allah bir kimseyi şeytan gelen bir istek olmadan ona gönderirse şeyhe onu kabul edip terbiye etmek düşer. O zaman müridin terbiyesinde muvaffak olur. Müridin felahı ve kurtuluşu çabuklaşır. Bu konuda kendisinin bir arzusu olmadan kaçınmalıdır. Yoksa başarı ve müridin hakkını korumak mümkün olmaz. Şeyhe düşen görevlerden biri de müridi kendi himmetiyle terbiye etmektir. Müritte bir gevşeklik ve eksiklik gördüğü zaman kendini onun yerine koymalı. Şey, müridin sırrını da saklamalıdır. Müridin hallerinden bildiklerini başkasına anlatmamalıdır. Müridin gizli hallerini bilmek ya Allah'ı hibesi olan ledün ilmi yoluyla ya da müridin kendisine açıkladığı ve gizlemesini istediği şeylerle olabilir. Yani şey onun hallerini başkasına söylememeli. Çünkü onlar kendisine bırakılan emanettir. Denilmiştir ki, hurilerin kalpleri sırların kabirleridir. Şey, müritler için bir rahatlama yeri olmalıdır. Sırlarına hazine, kendilerine bir sığınak olmalıdırlar. Darda kaldıklarında başvuracakları yer, kuvvet kaynağı susuzluklarını gideren bir yer ve kendilerini bu yolda sabit tutan bir makamdır. Onları Hiçbir şekilde bu yoldan sohbetten ve Allah'a giden sadakatten nefret ettirmemelidirler. Şey, müride, şeriatın hoşlanmadığı bir şeyi gördüğü zaman onu edebi ve sırrıyla anlatmalıdır. Ve müridi bu kötü şeylere dönmekten sakındırmalıdır. Müridin sakındıracağı şeyler, usul ve fürudan bazı şeyler olabilir veya kendisinde olmayan bir hali iddia etmesi konusunda olabilir. Yaptığı bir şeyden dolayı kibre kapılmak ve kendini beğenmek konularında olabilir. Şey, kendini beğenen kişiyi o halden uzaklaştırmalı, kendini beğendiği halleri ve amelleri küçük göstermeli ki mürit helake gitmesin. Çünkü kibir kulu Allah'ın gözünden düşürür. Eğer şey müridinden oluşan bir cemaate nasihat etmek isterse onları bir araya toplasın ve şöyle desin. Bana ulaştığına göre aranızdan şöyle şöyle iddiada bulunan, şöyle şöyle söyleyen ve hata yapan biri varmış. Sonra o kötü şeyin sebep olacağı fesada açıktasın ve onları sakındırsın. Bunu söylerken herhangi birini kastedip söylememeli. Çünkü böyle bir şey müridin nefret etmesine sebep olur. Eğer şey müride karşı sert davranır, onları kırar ve sırlarını açığa vurup gıybetini yapar, kötülüklerini söylerse onlar da içten içe ondan ve sohbetinden nefret ederler. Böyle bir şey de tarikat ehline göre onlara bir töhmet olur. Onların kalplerindeki Allah dostlarına karşı olan sevgi tohumunu söker ve atar şey böyle durumlardan ciddi bir şekilde sakınmalıdır. Eğer bu haller bir şeyte bulunursa, kendisini bunlardan kurtarmazsa, kendini şeyhlik ve velayet makamından azletmeli ve müritlerinden ayrılmalı. Artık kendi nefsiyle mücadele ve riyazetle meşgul olmalı ve kendine edep öğretecek, kuvvetlendirecek, güzel ahlakta söyleyecek bir şey haramalı. Çünkü kendisinde yukarıda anlatılan kötü huylar varken şeyh olması uygun olmaz. Böyle bir şey de müritlere Allah'a giden yolda mesafe aldıramaz ve selam. thank you